Merhaba Canan, Ceylin Akçılı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu videoda flört ettin ama sonrasında mesajlarına yanıt vermemeye başladı. Ne yapmaya çalışıyor konusunu işleyeceğiz. Siz de kanala abone olduysanız hemen videoya geçmek istiyorum. Flört ediyorsunuz, her şey yolundaymış gibi gözüküyor. Karşı tarafla daha iyi tanışıyorsunuz, her şey çok iyi. Ama sonra bir anda mesaj atıyorsun, çok geç yanıt veriyor ilk başlarda. Sonrasında komple diyaloğu kesiyor, bir şeyler oluyor. Diyorsun ki ne oluyor buna yani aslında. Ben hiçbir şey yapmadım ama kendisi benden uzaklaştı. Sebebi ne? Bazıları hatta şöyle yapıyor. Hiç geç mesaj da atmıyor. Direkt diyaloğu kesiyor. Direkt irtibatı kesiyor. Diyorsun ki ne oluyor? Yani bir anda ne olur ne bitti? Flört ediyorduk. Her şey güzel gidiyorduk. Ne oldu? Kafanda birçok soru olabilir. Tabii ki %10 %8 ihtimalle çok başka bir sebebi de olabilir. Ama genel olarak %92 oranında neredeyse bu iki kategoriden bir tanesidir. Hangisi ise onun tavırlarına göre sen eşleştirebileceksin. Çünkü ben detaylardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle ilk günlerinize dönelim. Yani flört etmeye başladığınız ilk günlerde birincisi nasıl tanıştınız? Sosyal medya üzerinden mi tanıştınız yoksa yüz yüze mi tanıştınız? Bu oldukça önemli. Çünkü sosyal medya üzerinden tanıştıysanız senden sakladığı şeylerin daha fazla olma olasılığı daha yüksek gibi gözüküyor. Ama yüz yüze tanıştıysanız zaten çevresindeki insanları biliyorsun. O sebepten dolayı yani neyi neden yaptığını daha iyi algılayabilirsin bir düşüncesi olabilir kafanda. Şimdi eğer ki yüz yüze tanıştıysanız ve sonrasında senden bir anda uzaklaşma düşüncesi içerisinde girdiyse şöyle ihtimallerimiz var. Etrafındaki insanlar tarafından özellikle senin hakkında bazı duyumlar almış ve bu duyumlara inanmış olabilir. Bu birinci ihtimal. Bunu nasıl anlayabilirsin? Sana şöyle sorular yönelttim mi? Ben senin hakkında şöyle bir şeyler duydum. Aslında öyle de bir insan değilmişsin gibisinden böyle konuşmalar oldu mu? Ya da öyle bir insan değilmişsin gibisinden değil de ya bunlar doğru mu? Sana dair şöyle şöyle şeyler söylüyorlar diye seni sorgulamaya geçtiyse demek ki etrafındaki insanlar özellikle sizin konuşmanızı istemiyor. Senden uzaklaşması için onu dolduruşa, galeyana getirmişler. Bu sebepten dolayı bir anda seninle diyaloğu kesmiş olabilir ya da yavaş yavaş seninle diyaloğu kesmiş, bir anda bitirmiş olabilir. Yani bu demek oluyor ki çevre etkisiyle sana bunları yapıyor. O yüzden çevresindeki insanlara senden daha kıymet veriyor. İlk başta yakalaman gereken nokta çevresindeki insanlara iyi gözüküp sonrasında tekrardan onunla diyaloğa geçebilmek olacaktır bu adımda. Eğer ki yine yüz yüze tanıştınız ama sana dair böyle sorular yöneltmediyse demek ki çevresi ...sindeki insanlarla yine senin konun geçmiş ama seni ona yakıştırmamışlar. Bu sebepten dolayı yine aynı şekilde senden uzaklaşma yaşamış olabilir. Yani bir anda diyaloğu kesmesi aslında etraftan bir yerlerden duyumlar aldığına ve bu duyumlara yönelik hareket ettiğine de işaret. Bu da bir başka olasılığımız yani. Peki bunu nasıl anlarsın? Özellikle seninle başkalarına görünecek şekilde görüşmek istemediyse, seninle özel buluşma isteyip başkaları hiçbir şekilde görmesin diye hatta senin ağzını yokladıysa, yani işte bak şimdi etrafındakiler bilmesin, arkadaşlarıma da çok söylemedim gibi gibi şeyler söylediyse sana, bil ki senin görünüşünle alakalı bir durum söz konusu. O yüzden etrafındaki insanları seni tam olarak tanıtamamış, böyle yapıyor. Anlatabildim mi? Sonraki durumumuz ise nedir? Bu da üçüncü olasılığımız. Yine yüz yüze görüştüğünüzde yaşayabileceğiniz bir durum. Onun aklında bir başkası vardır. Bir sevdiği vardır. Bu sebepten dolayı seninle aniden konuşmayı kesmiş olabilir. İlerleyen dakikalarda yine yüz yüze görüşmeseler de böyle durum yaşayan insanlar olduğu için orada detaylarından bahsedeceğim. Peki sosyal medya üzerinden ya da bir şekilde uzaktan tanıştığınız bir insan bir anda diyaloğunu kestiyse birincisi aile sebep olabilir. Ailesiyle alakalı ciddi problemleri olduğunu sana söyledi mi? Buna dair belirtiler gösterdi mi? Ve işte ailesinin baskıcı bir aile olduğunun farkında mısın, değil misin? Buna dair soruları yöneltirim ben sana. Bunları söylediyse demek ki aile baskısı dolayısıyla senden uzaklaşmış olabilir. Seni sevmeye çalışmış ama sonrasında ise onu anlayamayacağını düşünmüş ve aslında irtibatınızın çok da iyi olmadığını düşündüğü için senden bir anda soğumuş olabilir. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise görünüş itibariyle seni çok yanına yakıştırmamış olabilir. Bunu nasıl anlayabilirsin? Seninle görüntülü konuşmaya çok istekli değilse, özellikle senden güzel fotoğraflar isteyip sonrasında garip garip tepkiler verdiyse eğer, görüntülü konuşmama isteği aslında kendisiyle de alakalı olabilir ama özellikle seni gördükten sonrasında tavrı değişiyorsa, yani kötü anlamda değişiyorsa, tip veya görünüş anlamında sana karşı bir uzaklaşması vardır diyebiliriz. Üçüncü ihtimalde ise
Yine bir önceki gibi sevdiği bir başkası vardır. Onunla irtibata geçmiştir. Bu yüzden senden uzaklaşmıştır diye söyleyebilirim canım ciğerim. Peki bunların dışında ne sebepler olabilir? Özellikle kendi hayatıyla alakalı alması gereken önemli kararların olduğu bir dönemde, özellikle sınav olabilir ya da iş hayatıyla alakalı olabilir. Önemli bir dönemde hayatına girdiysen bir anda senden uzaklaşmaya çalışmış olabilir. Kendisi de buna dair zaten sana şunu söylemiştir. Önemli bir dönem içerisindeyim. Kafam çok karışık. Oldukça gerginim zaten. Sana da bu gerginimi yansıtmak istemiyorum. Aslında burada demek istediği şey benim hayatımda çok önemli adımlar atacağım bir dönem içerisinde bir ilişki hayatını istemiyorum. Sen beni o kadar çok etkileyemedin. Sen beni kendine o kadar çok çekemedin. O yüzden hayatımda bulunmasan da olur anlamında sana mesaj atmıyor gibi söyleyebiliriz canım benim. Eğer bu düşünceleri, bu duyguları ondan yana gördüysen buna çıkartabilirsin tüm bu durumu. Peki onun hayatında acaba sevdiği bir insan mı var? Bu yüzden mi senden uzaklaştı? Bu yüzden mi mesajlarını bir anda atmayı bıraktı diye sorgulayanlar vardır aranızda tabii. Çünkü tüm bu yaptıklarının yanında bunu da yapıyor olabilir. Peki bunu nasıl anlayabilirsin? Flörtünüzün ilk zamanlarında duyguları bir anda çok yüksek geldiyse sana, yani senden çok etkilendiğini, uzun zamandır böyle şeyler yaşamadığını, senin ona çok değerli hissettirdiğin gibi gibi böyle bir anda sana kendisini açtıysa, bir anda güvenebildiyse, çok hızlı bir şekilde duyguları yükseldiyse, bu bir belirti. İkinci belirtimiz ise bir anda sana kendine dair birçok şeyi anlatabildiyse, yani bir anda dünyasını sana açtıysa, ikinci belirti. Üçüncü belirti, duyguları çok geçişli olduğu için bir gün de sana çok sevgi dolu gözükürken ertesi günü çok alakasız, soğuk davranıyorsa, üçüncü belirti. Dördüncü belirti, senin yaptığın en ufak kötü bir şey, yani onun gözünde kötü olan, senin için normal olan bir şey, onun sana sinirlenmesine sebep olduysa ve sana çok değişik bir şekilde çemkirdiyse. Dört. Beşinci belirti ise seni başka bir erkekle kıyasladıysa ya da başka bir kızla kıyasladıysa, senin işte değişmen gereken bazı şeyler olduğunu, mesela kilo zayıflasan daha iyi gibi ya da işte keşke kasların olsa, keşke şöyle olsan, keşke sen şu mesleği seçsen gibi böyle sana keşkeli dediği şeyler vardıysa eğer, bu belirtilerin hepsini gösteriyorsa canım ciğerim, bil ki onun aklında başkası var. Evet, ne alaka diyeceksin. Hemen anlatıyorum. Başka sevdiği bir insandan kaçan birisi herhangi bir başkasına bir anda tutulabilir, bir anda flört edebilir, bir anda büyük sevgi sözcükleri sarf edebilir. Bunun sebebi aslında kaçıyor olmasından, içindeki sevgiden kaçıyor. O insana kıymet vermek istemiyor, artık kendisine yeni bir kapı aralamak istiyor. Ama kafasının ucunda hala bir yerlerde o kişi var. Sonrasında ise seninle çok güzel flört ediyor, her şey tam yolunda gidiyor derken o kafasındaki kişi ona bir ışık sinyal yakıyor. Mesela mesaj atıyor olabilir, çaldırmış olabilir ya da hikayelerinde ona dair bir gönderme yapmış olabilir. Sonrasında seninle mesajlaşan, flört eden bu kişi ne oluyoruma dönüyor. Diyor ki bana bir gönderme yaptı galiba. Galiba o da hala beni seviyor. Ben şimdi o zaman tekrardan onunla diyaloğa geçeyim ama önce benimkinden uzaklaşayım. Şu an flört ettiğimden uzaklaşayım. Ondan sonra onunla diyaloğa geçeyim kafasına girebiliyor. O yüzden senden bir anda elini ayağını çekiyor ki onunla hemen konuşabilsin. Ona da aynen şöyle söyleyecek. Sen yokken başka kimseyle konuşmadım. Sadece sen aklımdaydın. Seni çok özledim. Seni gördüğüme çok sevindim. Oyuna geldin. Arada sen kaynadın canım. Hayırlar ola. Eğer bu belirtileri gösteriyorduysa. Geçmiş olsun canım. Bir başkasını düşündüğü için seni tak diye terk etti. O yüzden artık onu düşünme. Artık ona emek harcama ya da kafanın ucundan bile geçmesin. Hayatından en ufak bir zaman dilimi bile bu kişiye ayırma. Ama ve lakin eğer şu belirtileri gösteriyorsa, yani sana ilk başlarda özellikle yavaş yavaş geldiyse, bir anda duygularını açmadıysa, bir anda hayatını açmadıysa, seninle yavaş yavaş flört ettiyse, yani seni tanımaya çalıştı, kendisini tanıtmaya çalıştı ve aranızda güzel zamanlar geçti ama saygı çerçevesinde geçti. Bir şekilde diyaloglarınız, konuşmalarınız bu yöndeydi. Sonrasında seninle mesajlaşmayı bıraktı, senden uzaklaştı. Bu demek oluyor ki kendi hayatında o kadar çok şey koşuşturması gerekiyor ki bu ilişkiye zaman ayırmak istemiyor. Yani aslında onu o denli etkileyememişsin. O yüzden de senin hayatında bulunmasının bir anlamı olmadığını düşündüğü için seni hayatından çıkarmak istiyor. Olay bu. En iyi ihtimalle senin hayatına veya senin duygularına zarar vermemek için senden uzaklaşmak istemesidir. Yani sonrasında tekrar
tekrardan konuşabileceğinizi düşünür ve şimdilik bak böyle bir durum var, benim hayatımda çok stresli bir dönem içerisindeyim, sana da bir zarar vermek istemiyorum diyerek, sana bunu belirterek sana mesaj atmayı bırakır. Ama bu da yine çok aşırı iyi niyetli değildir. Seni de cepte tutmaya yönelik olarak tavırlardır. Kanalımdaki diğer videoları izlerseniz cepte görene nasıl davranmalısın, bir sıcak bir soğuk yapıyorsa nasıl davranmalısın gibi, ya da kızlarla nasıl mesajlaşma taktikleri gibi gibi bir sürü taktik, bir sürü video yine kanalımda var. Onları da izleyebilirsiniz. Ama sonuç olarak şuna geleceğim. Bir anda seninle mesajlaşmayı kesen bir insanın sana karşı çok iyi niyetli bir tavrı olmadığı belli, açık bir şekilde ortada. Yani kendisini o kadar çok önemsiyor ki seni önemsemiyor. Sen ne düşünüyorsun? Kırıldın mı, kırılmadın mı? Çok da onun umurunda olan bir şey olmadığı için bu kişiyle zaten sağlıklı bir ilişki yürütemeyebilirsin. O yüzden ona karşı düşüncelerini birazcık daha azaltmaya çalış. Yeni yeni insanları hayatına katmaya çalış. Yeni insanlara zaman ayırmaya çalış. Ama ona zaman ayırma. Zaten kendisi sana zaman ayırmaya bile layık görmediğinden ötürü, yani bu demek oluyor ki senin için doğru bir insan değil. Bu yüzden kendini üzmene de gerek yok. Hayatımıza insanlar gelecek, gidecek tabii ki. Hangisinin doğru olduğunu bilebilmemiz için önce yanlış insanları da görebilmemiz lazım. Sen demek ki yanlış bir insanı görmüşsün. Bundan sonrasında inşallah karşına güzel ve doğru bir insan çıkar ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Diğer videolarımı kanalına izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu videoya süper teşekkür atıp videoyu destekleyebilirsiniz. Kanalımı desteklemek için katıl butonundan katılabilirsiniz. Kendi web sitem olan kafileri.com'da ilişki ve yaşam koçluğu yapıyorum. Özel seans alabilirsiniz benden ve bu şekilde ilişkilerinize daha detaylı bir inebiliriz. Kurtulamadığınızı düşündüğünüz bir durum içerisindeyseniz ve bir şekilde kafanızdan bazı şeyleri atamıyorsanız, kendinizi çok yıprattığınızın farkındaysanız kafileri.com'u ziyaret edebilir, danışmanlık alabilirsiniz benden ki size ben de yardımcı olabilirim. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ceylin Akçılı kanalından. Hoşça kalın.